Okuldan çok erken. Benim uykum yok. Ama çocuklar ne kadar çok uyursa o kadar çabuk büyür. Hey, hey, hey. Ne oldu? Annem de bana aynısını diyordu. Ya ne zaman gelecekler? Tamam. Canım benim. Ama annem böyle ağladığını görseydi çok üzülürdü. Hem bana da çok kızardı. Ben de çok özledim anneni. Babamı da özledim. İçini de özledim. Dayı. Ben bir daha onları göremeyecek miyim? Uslu bir çocuk olsam bile bir daha onları hiç göremeyecek miyim? Sen zaten çok uslu bir çocuksun Bulut. Annen de baban da bu kadar cesur davrandığın için gurur duyardı sende. Tamam. Merak etme. Başka birinin yanında kalamam. Hiç merak etme. Dayın da seni başka kimseye bırakmaz. Bırakmam. Efendim, müvekkilim ve eşi toplumun saygın üyeleridir. Üstelik müvekkilim çocuğun halasıdır. Karşı taraf itirazında Demet Hanım'ın çocuğun babası Demir Bey ile yıllarca görüşmediğini ve Demir Bey'in kendisinin ve ailesinin müvekkilimle bir arada olmasını istemediğini savunmuşlardır. Oysa burada görüldüğü üzere Demir Bey ölümünden sadece bir gün önce Demet Hanım lehinde şirketten pay tesis edilmesini istemiş ama ömrü vefa etmemiştir. Efendim, bu belgeleri ilk defa görüyoruz. Ayrıca gerçekliği tartışmalı. Bu belgeler orijinal değil, fotoğraftır efendim. Ferit Aslan'ın müvekkilim Demet Önder'e yaptığı oyun apaçık ortada. Ferit Bey bu belgeleri saklayarak müvekkilimi yanlış tanıtmaya çalışmış, çocuk üzerinden şirket yönetiminde tek söz sahibi olmak istediği aşikardır. Efendim, müvekkilim ve eşi çocuk için ideal bir aile ortamı sağlayabilecek durumdadır. Ferit Bey tek başına yaşayan bir adamdır. Bu yaştaki bir çocuğu bakıcıların ellerine bırakması doğru değildir. Karar. Delillerin incelenmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine, bu süre zarfında Bulut Kaya'nın geçici vesayetinin Demet Önder'e verilmesine karar verilmiştir. Kurtulamayacaksınız bu işten. Bulut'u da alamayacaksınız. Anne, ben çok korkuyorum. Hiç korkma, hiç korkma. Biz senin yanındayız. Ferit dayın da yanında, ben de yanındayım. Aslı da yanında. Tamam mı? Ya ben o kadının yanında yaşayamam. Tamam, tamam. Biz hep yanındayız. Süreç nasıl işleyecek şimdi? Avukat gelir anlatır şimdi her şeyi.
O kadar büyük bir travmadan sonra ya bu çocuk nasıl kaldıracak düzeninin yeniden değişmesini? Hep o dosya yüzünden. Rahmetli Demir'in kardeşi Demet'e küçük bir jestiydi bu sadece. Bir nevi zeytin dalı uzatacaktı. Ama onlar bu dosya sayesinde bulut üzerinde hak iddia ediyorlar. Çünkü şirket üzerinde çok daha büyük emelleri var. İyiydi. O dosya sizde değil miydi? Yani nasıl ulaştı insanlar buna? Birisi bir yerde fotoğrafını çekmiş. Ama ben bunu yanlarına bırakmayacağım. Bulut'u benim elimden almayı denedikleri için pişman edeceğim. Evet. Bence daha fazla burada beklememize gerek kalmadı. Nazlıcığım, Bulut'u hazırlar mısın lütfen? Henüz her şey bitmedi. Evet, doğru, bitmedi. Ama çok yakında bitecek Ferit. Ayrıca Bulut öyle geçici süreliğine değil. Sonsuza kadar bizim yanımızda kalacak. Demet'ciğim, rica edeceğim. Şu adam için nefesini tüketmez misin? Değmez çünkü. Hakan. Bulut ne senin ne de kocanın umurunda. Sizin tek derdiniz mal, mülk, şirketin hisseleri. Aklınızca beni alt edebileceğinizi zannediyorsunuz. Ferit Aslan, Ferit Aslan. Aşağı gel aşağı. Yanımıza gel. Sen bizim için hiçbir şey ifade etmiyorsun, anladın mı? Sen bizim umurumuzda bile değilsin ki bunu yakında hem de çok yakında çok net göreceksin. Hakan tamam yeter, bulandırma ortalığı. Ha, madem lafa girdin sana da söyleyeyim Deniz Efendi. Sen de artık tarafını seç Deniz. Ablanla yeğeninin yanında mısın yoksa bu adamın kuklası olmaya devam mı edeceksin? Abuk subuk konuşma lan kukla mukla. Bunlar benim tercih meselesi edeceğim konular değil. Ben hatırlatayım da Deniz Bey size. Gel. Biz bir aileyiz. Boşver, duymayalım onları, tamam mı? Ben çok korkuyorum. Ben de bu ailenin bir üyesiyim, anladınız mı? Oh. Eğer gerçekten Bulut'un iyiliğini istiyorsanız... Tamam. Hadi baba alalım mı? Alalım. Eğlenelim biraz birlikte, tamam mı? Tamam. Eğer o çocuk bugün benim evime gelmesin, olacaklardan ben mesul değilim. Sen de şahit ol Deniz. Yürü Demet. Nazlı ile Bulut nerede dediniz? Abi Nazlı'yı arıyorum, açmıyor. En azından Nazlı ile olduğunu biliyoruz. Karışıklıktan kurtarmak için sakin bir yere götürmüştür belki. Hadi çıkalım. Gel bakalım Bulut. Nazlı niye geldin? Buraya neresi burası? Sürpriz. Birazcık beklemen lazım. Ama sana çok iyi gelecek, çok eğleneceksin. Söz. Nazlı. Hoş geldin Nazlıcığım. Hoş bulduk İsmail abi. Nasılsın? Çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu Bulut benim arkadaşım. Memnun oldum. Bulut'cum nasılsın? Ben İsmail abin. Merhaba. Merhaba. İsmail abi, biz Selma'yı görmeye geldik. Daha iyi mi? Tabii ki. Gel şimdi gör Selma'yı. Tanıyamazsın. Hadi bakalım, Selma'yı görmeye gidiyoruz. Nazlı, Selma kim? Selma benim arkadaşım. Tanışmak ister misin? İsterim. Hem belki benim de arkadaşım. Olur tabii. Senin arkadaş olmaz mı? Sen çok seveceksin Selma'yı. Selma da seni. Selma da benim gibi yaramaz mı? Birazcık. Bulut'cum gel seni Selma'yla tanıştırayım. İnanamıyorum, ne kadar toparlanmış. Selma. Toparladı ya, şimdi yerinde tutamıyorsun. Selma köpek miydi? Evet. Merhaba desene. Şunu alır mısın? Teşekkür ederim. Merhaba. Selma'yı 3 ay önce otoyol kenarında bulmuşlar. O zamandan beri tedavisi devam ediyordu. En son bir ameliyat olmuştu. Daha görememiştim. O da benim gibi trafik kazasını geçirdi. Sen de onun gibi iyileşeceksin. Bulut'cum. Bulut'cum sana yem vereyim, yem ver. Hemen yemini ver. Merhaba. Bunu yemek ister misin? Aa, demek ki bunu çok fazla sevmiyor. Ver bakalım. Selma. Selma da çok yaramaz. Senin gibi desene. Amca. Deniz. Nelerdeydiniz ya? Çok merak ettik. Yani telefonunuzu falan da açmadınız. Deniz çok affedersin, ben mahkemeye girerken kıstım. Sonra açmayı unutmuşum. Malum. Sen bize nasıl buldun? Huzur aradığımda hayvanlara sığınırım demiştin. Ben de unutmadım. Ne haber? Tanıştırayım. Bu benim amcam. Amca bu da Selma.
Selma ne haber? Çok zeki bakıyorsun ya. Selma ile daha sonra oyun oynarız. Şimdi bir dayına haber vereyim. Selma. Gel Selma. Gel. Deniz, Nazlı'nın evinde yoklar. Biliyorum abi. Buldum onları, merak etme. Buldun mu? Neredelermiş? Hayvan barınağında. Hayvan barınağı mı? Tamam, ben geliyorum, alıyorum siz o zaman. Yok, gerek yok, biz geliriz. Bana tutun. Tabii Bulut'u buradan koparabilirse. İyi, tamam o zaman, geç kalmayın ama. Tamam. Abi, Bulut'u Demet'e götürmemiz gerekiyor, biliyorsun. Mahkeme. Biliyorum, biliyorum. Ellerinde mahkeme kararı var. Direnmek sadece Bulut'un psikolojisini bozacak, biliyorum. Siz yine de önce bana gelin. Bulut'un eşyalarını toparlarız, çıkarız. Ben bırakmak istiyorum Bulut'u. İkbal Hanım, Demet o belgeleri nereden bulmuş bir an önce öğrenin. Kim sızdırmış belgeleri, hemen öğrenmek istiyorum.